Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir konuya değinmek istiyorum. Bugün sizlerle internet yayıncılığı yapacak kişilerin nasıl bir mikrofon seçmesini söyleyeceğim. Sesim iyi mi? Tam olarak bilmiyorum. Ben şu anda neredeyse fısıldıyorum. Video saatin gecenin ikisinde çekiliyor. Ortalıkta ses soluk yok. Bir tek ben varım. Yankılanma sorunu ilk başta gelmiş olabilir. Mikrofon çalışırken arkadan hoparlör de ses veriyor onunla alakalı. Arkadaşlar, yani bu konuda tartışacağımız bu internet yayıncılığı ve oyun videolar falan çeken insana nasıl bir mikrofon kullanması gerekir? Öncelikle incelemeler falan yapıyorsanız yani araba incelemesi kadar büyük şeyler yapıyorsunuz veya şu telefon incelemesi, bu telefon incelemesi. Eğer telefonun içine girmeyin yani dış kamerayla çekiyorsanız kesinlikle yaka mikrofonuna ihtiyacınız var. Uzaktan kumanda çok kalite, yüksek kalite 2000 lira civarı bir yaka mikrofonuna ihtiyacınız olur. Tabii ki mesela TeknoSeyir gibi, Web Tekno gibi kanallarda veya onun benzeri bir kanal açacaksınız veya deney kanalları falan. Veya nasıl yapılır videolar çekecekseniz insanlar ses kalitesine fazla dikkat etmez. Ondan kötü 3-6 liralık bir mikrofon alırsanız iyidir. Oyun videosu çekecekseniz ve çıtanızı yüksek tutmak istiyorsanız şimdi mikrofonun ismini veriyorum, not alın. Blue'nun Snow adlı bir mikrofonu var. Yaklaşık 300 liradan birazcık daha fazla. 380-400 falan. Ben şu peçeteyi bırakayım oynamayı. Yani o cızırtı geliyorsa peçeteden diye yani. Neyse, o mikrofonu alabilirsiniz. Kaliteli bir mikrofon ve ses kalitesi de çok yüksek. Aynı zamanda ayakları da olan bir mikrofonmuş. USB girişi olan bir mikrofonmuş ama pahalı da dediğim gibi yani. Tabii karşılığı var bunların. Neyse, anlam benim gibi video çekecek kişilerin 40 liralık bir bütçem var diyorsanız birazcık daha aşağı konu. Trust'ın Stars adlı mikrofonu alabilirsiniz. Çin malıdır. Çabuk bozulma ihtimali vardır. Yani bir sene zor dayanır demeyeyim de yani. Bir seneden sonra biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Pek önermem ama ses kalitesi çok yüksek bir mikrofondur. Yani fiyatına göre çok yüksek diye. Tabii çok yüksek değil. Ama neyse. Trust'ın Stars adlı mikrofon. Niye söyledim? Gördüğünüz üzere. Neyse. Bir de benim kullandığım mikrofon adını veriyorum. Telefon. Evet, yanlış duymadınız. Telefon. Kullanmadığım bir telefonla söktüğüm andan içine jack falan taktım. Zaten benim oyuncak piyonlu mikrofonu vardı. Onun içine tıktım. Açma kapama devreleriyle babam sağ olsun birleştirdi falan babam. Ve böylelikle de bu mikrofonu elde etmiş oldum. Şimdi bu mikrofon ayarlarını yapacaksanız öncelikle ben kendi programım için söylüyorum. Ekşi bir program kullanacaksanız yeterince iyi bir programdır. Ses çıkış biçimi yani burada olan bölüm wav olacak arkadaşlar. MP4'ü önermem. MP4 de bende ses kaydı yapmıyor. Anlam böyle bir yerdeyseniz ve ses istiyorsanız sistem varsayılır diyeyim şu ilk baştakine. Ha tabii başka şeylerde de aynısını diyeyim. Programlarda da. Ben oyun videosu çekerken de bunu kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar Freer çok yüksek kalite olduğu için çok da şey veriyormuş. Yani bu arada önerdiğim video kayıt programında Millisection. Tam ismi bu. Anla sesi %100 yapıyorsunuz. Mikrofon ayrı bir ses izi için tutun diyor. Burada av yazıyor. Buna tık atıyorsunuz. Ben böyle kullanıyorum. Ses aykıtı hoparlör Realtek Defino aygıtı diyor. Dijital output neymiş? Neyse sistem varsayılarını diyeyim buna arkadaşlar. Andan sistemin sesi yazacaktır burada. Bende Türkçe ama var. 25-75 olsun. Şunu da 160 kps yapmanızı öneririm. Ben öyle kullanıyorum. Ve en önemlisi sizin sisteminizdekiler. Arkadaşlar eğer siz sisteminizde bir kullanacaksanız mikrofon mühendisliğine öncelikle sistem seslerine girin. Kayıt diyeyim. Mikrofon. Mikrofonun içine girdiğinizde eğer Realtek High Definition diyor kullanıyorsanız yani
sürücüsü arkadaşlar. Ses kartının sürücüsü. Ses kartının sürücüsü eğer böyle bir şeyse, ses kartının sürücüsü bu arada yüklenir arkadaşlar. Cızırtılar azalır ve daha iyi bir ses verir size. Yani eğer internet yayıncılığı yaparsanız tek teramet mikrofonda değil, aynı zamanda ses kartınızdadır da. Bu aygıtı etkinleştir diyoruz tabii ki. Diğer türlü yaparsak olmaz. Dinle, bu aygıtı dinle diyorum ben. Yoksa Action kayıt çekmiyor. Şerefsiz Action. Yani kullandığım kayıt programı. Neyse, şunlar dediğim gibi işaretliyim. Pil gücü çalıştırmaya devam et. Bu aygıtı dinle. Bu aygıt takılıyken işleme. Anlam düzeyler. Düzeylerden ben şu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Mikrofon %100. Mikrofon bastı 20. Şu anda saat gece 2.30 ve ben annemleri falan, ablamları uyandırmamak için böyle düşük bir sesle video çekiyorum ve böyle geliyor size ses. Anan gelişmiş yitirmeler diyeyim. Bu eğer bu sekme sizde sadece eğer şu sürücünüzü yüklediyseniz, ses kartı sürücüsünü yüklediyseniz çıkar. Ve o ses kartı sürücüsünü yüklemeden iyi şey aramayın derim. Mikrofon aramayın derim. Çok para ödemenize rağmen ortalama bir mikrofon sesini alabilirsiniz. Şunların üçünü de işaretleyin. Ve şunu da işaretleyin. Ben öyle kullanıyorum. Ondan gelişmişe girip, bu çok önemli arkadaşlar. Bunu DVD kalitesi veya stüdyo kalitesi yapın. Stüdyo kalitesi daha yüksek.